En sevimli odada seni davet ediyorum. Sesin geliyor. Tamam. Nasılsınız? İyiyim, siz nasıl olun? Ben de teşekkür ederim. İyi sunumlar dilerim. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, isim Hüseyin. Öncelikle sunumun seviyesini ayarlamak adına içinizde hiç Java kullanan var mı acaba? Kalabalık. C ya da C++ kullanan var mı? JVM'in herhangi bir versiyonu kullanan var mı? Kotlin olabilir, JRuby olabilir. Onlar da güzel. Umarım bildiğinize biraz daha bilgi katmış olurum. Sunum öyle bir şey olacak çünkü. Öncelikle arkadaşlar sponsorlarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Zaten detaylı anlatmışlardı. Bunların sayesinde biz de buralarda etkinlik yapmaya fırsat buluyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Öncelikle yazılım mühendisiyim. Burada birçoğunuzun olduğu gibi. Genelde Twitch yayın yaparken beni görebilirsiniz. Rastgele yapmaya çalışıyorum. Açık kaynak üzerinde çalıştığım için paylaşabileceğim bir şey varsa komiteyle paylaşmaya çalışıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz bana. Yaptığım şeyler genelde bu... Genelde Java ve Go ile uğraşıyorum. Diyebilirsiniz ki bu iki neredeyse birbirinden farklı bir niye kullanıyorsunuz? Software as a Service geliştirdiğim zamanlarda Go'yu tercih ediyorum. Birçok sebebi var, belki ayrı bir konuda olabilir. Java'yı da genelde Enterprise bir proje evime geldiği zaman onun üzerinde kullanıyorum. Tabii Java'yla daha çok geçmişim var, 12 seneyi aşkın. Beni sadece Türkiye'de değil, globalde yurt dışındaki konferanslarda görebilirsiniz. Orada konuşmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar JVM'i bilmeniz yoktur herhalde Java birçok için. Aslında bunu diğer herhangi bir uygulama ya da diğer herhangi bir proseslerden ayıran ya o da diğer gördüğünüz Chrome gibi başka uygulamaların prosesleri gibi bu da bir proses aslında. Baktığınız zaman bu JVM nedir diye düşündüğünüzde elinizde ilk kanıt olarak bir proses gelecek. Peki proses dediğimiz şey ne? Collection of all data, memory and resources visited to an application. Elinde kod var. Değil mi? Java yazıyorsunuz, Java kodu var. Ya da arkadaki source kodu, başka bir uygulama olabilir. Data var, değil mi? Yani data üretmediğimiz sürece, data ile ilişkili bir şey yapmadığımız sürece yazdığımız uygulamadan hiçbir anlamı yok gibi. Çünkü uygulamalar genelde para kazanmak için yapılıyor ve para kazanmayı da veriyle uğraşma üzerine kurulu oluyor genelde. Yani herhangi bir uygulamayı düşünün, hep onun üzerine çıkar. Eğer ortada para yoksa da zaten muhtemelen ürün biz olmuş oluyoruz. Yine dolaylı yönden para kazanılıyor. Yani sonuç yine o tarafa çıkıyor. Ve resources. Resource burada önemli çünkü veri diyorsunuz, veri ya bir dosyada tutuluyor ya bir veri tabanında tutuluyor ya da hızlı olsun diyorsunuz, memoride tutulması gerekiyor. Bazen işletim sisteminin CPU cache'inde olması gerekiyor gibi birçok lokasyonu var. Biz bunlara genel olarak kaynak ya da resource diyebilirsiniz. Peki, prosesi sırtça duyarsanız yani activity monitörü açtığınızda ya da görev yöneticisini açtığınızda orada bir proses var. Ama genelde trendlerle muhatap olmayız gibi. Yani gidersin Chrome'un prosesini kapatırsın. Ya da Java işte çok fazla memori tüketiyor. Orada gidersiniz, cevap vermiyordur, kapatırsınız. Ama iş trend'e geldiği zaman biraz daha olaylar nasıl diyeyim belirli olmamaya başlıyor. Peki nedir bu trend? Yani birçoğumuz Java yazar aslında ama en azından benim hissettiğim ilk 3-4 sene trend'ler var biliyorum. Asink programlama diye bir şey var biliyorum ama tam olarak kafam oturması 3-4 sene öyle yanda bir şey var bir şekilde uğraşmıyorum onunla hep trendler benim için öyle kaldı. Ondan sonra içine girmeye başladığım zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sequence of code, which is executed in scope, in scope of process. Şimdi siz herhangi bir Java uygulaması yazıyorsunuz ya, bu Java uygulamasında siz dolaylı yönden zaten bir thread kullanıyorsunuz. Yani public static void main dediniz, içine kodunu yazdınız. Olur da bir bakıp bir profile etmeye çalışırsanız orada görürsünüz ki bir tane main thread'iniz var. Çünkü thread olmadan herhangi bir kodu çalıştıramazsınız. Thread'ler sizin uygulamanızın ana yüklenicileri. Yani bunlar olmadan uygulama çalışmasını unutmanız gerekiyor. Tabii burada niçin çalıştırılır bunlar? Yine datayı manipüle etmek için. Yani bir thread'iniz var elinde, public static void main. Datayı ne yapıyorsunuz? Bir yerden başka bir değişkene taşıyorsunuz ya da bunu gidiyorsunuz veri tabanına göndermeye çalışıyorsunuz. Yani data üzerinde yine oynamalar yapıyorsunuz aslında.
buraya baktığınız zaman da iki tane terim çıkıyor. Bakın, prosesten alt kırılımı olan thread'e geldik. Daha sonra da data structure ve basic data types. Burada bir tane daha ilerleyelim istersen. Şimdi Java'da veri tipleriyle uğraşıyorsunuz değil mi? Birçoğunuz integer, string, float, işte double up, double, big decimal bunları kullanıyorsunuz amacınıza göre. Şimdi baktığınız zaman Java'da iki tip veri grubu var. Bir tanesi primitive, bir tanesi de wrapper class dediğimiz. Aslında bu primitivelerin üzerine wrap edilmiş. Yani bir enkapsülasyon gibi düşünebilirsiniz. Bir yapı. Mesela byte. Byte'i belki çok fazla kullanmadınız ama arka tarafta dolaylı yönde çok kullanan yerler vardır. Yani. Byte, short, int, long, float, double böyle sıra gidiyor. Şimdi siz bunları kullandığınız zaman aslında bunlar, Java bunları özel bir lokasyonda halletmeye çalışıyor. Bir de bunların wrapper class versiyonları var. Bunlar da aslında bu primitivler mantığıyla yola çıkıp sizin için bir obje yaratıyor. Yani byte de şimdi birazdan anlatacağız ama byte dediğinizde mesela senin için özel bir alan var diyelim. Kutu, byte, longu, short, her şeyi orada yönetebiliyorsun tek bir yerde. Ama iş işte byte'ın obje versiyonuna geldiği zaman onu artık Java diyor ki tamam bu benim için artık bir bilinmeze geliyor. Çünkü primitive dediğiniz şeyin boyutları bellidir. Yani integer, küçük integer, a, int, a değil bir şey değeri verdiğiniz zaman onun alt sınırı, üst sınırı bellidir. Dolayısıyla Java der ki tamam ben bunu yönetebileceğim bir obje, bunu böyle kompleks işte uzak denize koymama gerek yok. Yanı başında bir yerde dursun. Bunun sınırları belli. Ama siz olur da mesela new integer value of'la bir şey denemeye çalışırsanız o zaman o bilinmezlikler o noktada başlıyor. Ve Java diyor ki, JVM daha doğrusu, o zaman ben bunu farklı bir lokasyona koyacağım. Peki bunlar nedir? Onlara bakalım isterseniz. Allocation değil mi? Yani primitive tipleri bir yere allocate ediyor. Yani sen şuraya git diyor. Onun için bir yer ayarlıyor. Şeyde de wrapper class'larda da diyor ki sen de şu tarafa git diyor. Bunlar da yine allocation. Allocation'a baktığımız zaman primitive tipler, primitive types, onlar stack'te tutuluyor. Stack dediğimiz şey ne? Bildiğimiz, belki de üniversitede belki muhatap olmuşsunuzdur bu yüksek ihtimalle. Stack dediğimiz şey, ben şeye benzetiyorum. İşte reklam gibi oluyor ama Pringles'ta işte nasıl içine cipsiye koyarsanız en üstte, en son koyduğunuzu en ilk alırsınız değil mi? Stack öyle bir mantıkla çalışıyor. Yani stacklere siz bir şey push edersiniz. Ya da stackten en son koyduğunu pop yaparsınız. Push the stack, pop from stack. Yani iki tane operasyon var, çok basit. Primitive tipler stackte tutuluyor. Stackler kompleks yapılar değil. Genelde method execution'ları stackte görebilirsiniz. Yani main ilk giriş, yani kutunun içine main'i koyuyoruz. Sonra main'in içinde bir fonksiyon çağrılıyor. O fonksiyon çağrını da üstüne koydunuz. O başka bir şeyi çağırıyor, üstüne koydunuz. Sonra fonksiyonlar return ettikçe siz onları tek tek içinden çıkartıyorsunuz. Yani günün sonunda sizin metodunuz çalışmayı bitirdikten sonra stack'in içinde bir şey görmüyor olmanız lazım. Tabii main prosesi exit etmiyorsa orada main hep görürsünüz ama main prosesi bir şekilde çalışmıyorsa, bittiyse program, stack'ten onun çıkıyor olduğunu görmeniz lazım. Peki wrapper class'lar nasıl çalışıyor? Onlar heap'te allocate ediliyor. Yani şey diyebilirsiniz, yani senin bu büyük harfle başlayan integer, yani wrapper olan integer, bu niye bilinmezse diğerleri bilinir? Genelde bu tarz objeleri yaratmalarının sebebi şudur arkadaşlar. Çok ilkel olan bir veri tipine ekstra özellikler kazandırmak. Yani sen normal int a eşittir 5 dediğinde bu dümdüz bir veriyor. Başka bir şey yok. Genelde de bu tarz şeyler immutable olarak davranabiliyorlar. Ama siz wrapper'a geçtiğiniz zaman yine de farklı şeyler geliyor. Bir bakıyorsunuz mesela big decimal'a işte subtract diye bir metot geliyor. Nereden çıktı şimdi bu? Ya da add diye bir metot geliyor. Genelde objeleri kullanmamızın sebebi bu. Yani ilk hali bir value ama daha sonra o manipüle edilebiliyor. Yani artık mutable bir yapıya geçiyor. Bu da JVM için bilinmez bir şey. Yani kutunun nereye gideceğini bilemiyor. O yüzden onu da heap'e al. Buraya kadar anlaşılır mı? Çünkü buradan sonra anlatacaklarım biraz burayla alakalı. Anlamayan var mı mesela? Çekinmenize gerek yok. Tamam, güzel. Bir daha bir örnek edebilirsin. Şimdi hep primitivelerden integer, short, long diye bahsettik ama aslında başka veri yapıları da var. Data structure demiştik çünkü. Bunları bir nevi basic data type diye düşünebilirsiniz. Temel veri yapıları ama
Bir de kompleks olan data structures var. Mesela ArrayList, HashMap, TreeSet. Bunların hepsinin bir amacı var. Sadece içlerine bir fonksiyon geliyor diye kendileri karmaşık olmuyor. Aynı zamanda başka şeylere hizmet edebiliyorlar. Mesela TreeSet dedi işte ArrayList'te HashMap aynı şey değil. Biri liste tutuyor, biri key veriyor tutuyor. İşte HashMap ile concurrent HashMap aynı şey değil. İkisi de key veriyor ama bir tanesi concurrent bir ortamda. Thread safe bir veri yapısı yani. Birden fazla thread içinde siz bir veriyle oynuyorsanız, aynı veriye birden fazla thread ile oynamaya çalışıyorsanız onun üstünde, o zaman demeniz lazım ki tamam, burada ben işte concurrent HashMap kullanmam gerekiyor diye bunu düşünmeniz gerekiyor ve cevabı duysa bu veri yapılarını size getirmiş durumda. Tamam mı? Yani. Peki bu heap nedir? Yani stack ve heap, stack'i illaki duymuşsunuzdur ama heap'i doğası gereği belki duymamışsınızdır. Heap sadece Java'ya özel bir şey değil. Başka programlama dillerinde de bunu görürsünüz. Heap, Special Region of the Memory dediğiniz zaman bu JVM bunu, JVM sizi uygulamaya çalıştırırken kullandığı özel bir alan ve önemli bir alan. Çünkü sizin mesela Heap'te belli bir seviyede alan yoksa ve uygulamanız mesela çok fazla veriyle ulaşıyorsa günün sonunda uygulamanız çakılabilir. Çünkü duymuşsunuzdur. Out of memory, native out of memory error. Bu tarz şeyleri görebilirsiniz. Ya da stack overflow stackinizde yanlış bir kullanım yaptıysanız ondan da kaynaklanabilir. Baktığınızda heap bir özellik daha, heap'te yaşayan veri yapıları genelde daha uzun kalırlar. Niye? Çünkü JVM diyor ki bu eleman benim için belirsiz. Genelde bunların da bir yerlere referansı vardır. Ben bunu alıp heap'e koyayım. Çünkü bir obje yaratıyorsan bunun amacı, temel amacı şudur. Ekstra özellikler ve uzun süre ben bunu kullanayım bir yerlerde. Yani uzun süre derken tabii bir dakika, bir sene öyle şey değil yani. Benim için bir saniye bile uzun olabilir. Ya da ne bileyim 10 saniye de uzun olabilir. Ama primitif kullandığınız zaman düşünün mesela hiçbiriniz for döngüsünde büyük integer kullanmıyorsunuz değil mi? Ya da belki kullanınız vardır bilmiyorum. Ama genelde kullanıyoruz. Çünkü int diyoruz. Niye? Çünkü for döngüsünün scope'u çok küçüktür. Genelde bir şeyi iterate edersin ve ondan sonra onu herhangi bir işe yaramasını beklemezsin. Oradaki integer i iteratörünü. Ve daha sonra Allocations Controlled by the Garbage Collection. Siz heap'e, JVM, evet heap'e bir şeyler koyuyor. Gerektiğinde oradan çıkarması gerekebiliyor belki. Kullanıcı belki çıkartabilir. Olabilir bu da. Ama nihayetinde Java'nın ve JVM'in popüler olmasının sebebi bu. Normalde C, C++ kullanıyorsunuz. Orada işte ne bileyim C'de herhangi bir şeyi constructla yaratıyorsunuz. Daha sonra da destructı siz çağırmanız gerekiyor. Ya da allokla, memory allokla bir şeyi yer ayırıyorsunuz kendinize memoryde. Ama JVM'in ana görevi bu. Bir tane ilerleyelim isterseniz. Şimdi buna biraz daha geleceğiz daha sonra da. Peki stack ne demek arkadaşlar? Stack genelde lokal değişkenler için kullanılıyor. Ve metodun call frame'leri. Değil mi? Mesela main'i düşünmüştük. O hangi fonksiyonla çağırmaya devam ediyorsa onlar stack'te tutuluyor. Fonksiyon çağırmaların genelde bir postu yok. Yani şu anlamda yok. Yani ben işte get user diye bir fonksiyonu çağırdım. Bana 50 MB memoriye mal oldu. Böyle bir şey yok. Çünkü metadata gibi bir yerin başka birinin çağırmasını gösterimi. Onlara da call frame diyebilirsiniz zaten. Frame gibi yani baktığınızda üst üste dizilmiş çağrımlar sırasıyla. Debug ederken görmüşsünüzdür. Şu şunu çağırdı, onu çağırdı ama call set frame diyebilirsin. Her bir metot kolunda yeni bir tane frame yaratılıyor. Üst üste yerleştiriliyor. Bu stack'in özelliği zaten. Primitive tiplerde stack'le yaratılıyor. Yani stack ile heap'in ayrımını bilmeniz çok önemli. Muhtemelen burada iş görüşmeleri falan da olacaktır ama Java'nın özellikle core Java bir yere başlıyorsanız bu ayrımları çok iyi biliyor olmanız lazım. Yoksa direkt eleme sebebiniz olabilir. Bir not olarak bunu söyleyeyim. Geçelim. Şimdi bir örnek göstereceğim. Fazla okumuyor ama en azından ok işaretini görseniz sizin için yetiyor. Size şeyi anlatmaya çalışacağım. Ne anlama geldiğini. Şimdi burada bir tane class var. Order diye bir class var. Baktığınızda Order class'ın içinde main diye bir class var. Tabii aynı dosyada iki tane public class olamaz değil mi? Yukarıdaki order class'ı default aksesörü olan, yani public değil ama public olan class main. Yani herhangi bir Java programını çalıştırabilmek için eğer bu bir kütüphane değilse, mesela Guava değilse ya da ne bileyim herhangi bir kullandığı işte Spring bilmem ne starter değilse, yani bir kütüphane değilse bu bir executable olacak ise
Burada bir tane de giriş noktası olması gerekiyor değil mi Java'nın? Orada da ne diyoruz? Public static void main. Main class'ın içinde bir şey yapalım. Buradan başladı o işareti. Baktığınızda heap'te mavi alan hiçbir şey yok. Stack'te baktığınızda main diye bir giriş noktası var. Bir tane devam edelim. Devam ettiğiniz orada bir tane order objesi yaratıyor. New order diyor. İçine Apple, işte bilgisayar galiba. 10 şeyi olan, kaç tane alacağım, birin fiyatı ne kadar, bir de galiba şey, bir de adı var burada. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar, stack'in içinde baktığınızda yeni bir tane new order objesi stack'in içinde duruyor. Şimdi bak, bu objenin kendisi değil. Eğer siz herhangi bir metodun içinde bir şey yapıyorsanız, metodlar stack'te dönüyor. Dolayısıyla metodun içinde bir değişken yaratıyorsanız, aynı buradaki gibi, order gibi yaratıyorsanız, genelde bu metoda da stack'in içinde durur. Ama value'nun asıl değeri heap'tedir. Şimdi burada gösterimler bakmaya çalıştığınızda order'ın içine, şurada göstermeye çalıştığınızda ürün adı var. İşte quantity birkaç tane bilgisi var. Baktığınızda bunların hepsi heap'te yeni yaratılan objeler. Mesela parametre olarak ben bir 10 geçtim, 1 geçtim. Onların hepsi string, integer, double olarak heap'te tutuldu. Bunlar peki ben stack'te çalışıyorum. Bir order'a bir parametre verdim 3 tane. Sizce bunlar neden heap'te yaratıldı ayrı bir şekilde? Neden stack'in içinde değil? Bir fikri olan var mı? Yani new order diyorum. Order'ın imzasına baktığımız zaman parametre olarak işte string product name, integer quantity, double price diye parametre alıyor. Sizce bunlar neden heap'te yaratılmış olabilir? Destekte yaratılmamış olabilir. Nasıl? Evet. Obje olarak bir parametre tanımladım. Dolayısıyla bu objeler şeyde bağımsız olarak, ilk görünüşte bağımsız olarak heap'te yaratılıyor. Çünkü Java arkadaşlar, bu soru da çok gelir yani böyle şey gibi, yani hileli soru gibi. Java'da call by reference mi, call by value mi? Hemen böyle ortadan bir siyasi cevap verilir. İşte aslında call by reference gibi davranır, aslında call by value'dur diye gözükebilir. Ama bu onun çok iyi bir örneğidir. Geçtiğimiz parametrelerin orijinalleri heap'te yaratılıyor. Çünkü bunlar bir wrapper class ve value'ları. Ama referans olarak bunlara point edelim. Burada sadece referansları vardır. Sen herhangi bir wrapper class'ını parametre olarak bir metoda verdiğin zaman o wrapper class heap'te yaratılır. Heap'teki yarattığın şeyin adresi de parametre olarak şeye geçirilir. Metoda geçirilir. Sen Java'da ampersand olmadığı için bu arka tarafta sessiz bir şekilde hallolan bir mekanizma. Bir tane daha yolluyorum. Şimdi constructor'a geçti. Constructor'ın içinde baktığınız zaman birinci satır product name'i şu diye eşitlemeye başladı. O zaman heap'te order instance'ının birinci değişkeni buraya hemen bağlandı. Bir daha ilerleyelim. Quantity de heap'teki adresine bağlandı. Bir daha ilerleyelim. Oradaki çarpma şöyle. This.price eşittir price. Yani heap'e koyduğum price'i artık buraya referans olarak gösterelim. Bir tane daha ilerleyelim. Şu anda ama total diye bir field var. Onun herhangi bir değeri yok. Onu sonradan hesaplayacağız. Yani heap'teki order instance'ın yani objenin aslının içinde 3 tane field'ı referans verilmiş ama 4. field'ı şu anda boş. Null. Devam edelim. Bir satır daha devam edelim. Şimdi artık main'in içinde bir order var. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Total post diye bir metod çağırdı main'in içinde. Bakın main'in içinde artık bunun üzerine stack framework bir tane daha çağırdım geldi. Baktığınızda adı total post. Total cost'ın içine de parametre olarak order'ı geçiyorum. Bu order'da bakın şurada yarattığım order, referansı geçiyorum. Yani şöyle düşünün, evet Java'da bir ampersand yok, referans gösterilmiyor ama bunların eğer hepsinin dupliki olduğunu düşünseniz de mesela bir for döngüsü içinde bir metod çağırıyorsunuz ve çağırdığınız metoda geçtiğiniz değerde her zaman klonlanıyor. Böyle bir şey yaptığınız zaman yani buna memory'nin dayanması, heap'in dayanması biraz zor olur. Yani yapsan yapabilir misin? Yaparsın. Belki orada şuna değinmem gerekiyor. İki tip kopyalama var değil mi? Bir tanesi deep clone, bir tanesi de shallow copy diyebilirsiniz. Diğeri de deep copy diyebilirsiniz. Shallow copy dediğimiz şey, orada duran bir değişken var, sandalye var. O sandalyeyi ben kopyalarken aslında onu kullanmak istiyorum. Ödünç alabilir miyim diyorum. Onun referansını ben kopyalıyorum. Aslında iki kişi onu kullanıyorsa aynı şeyi kullanıyorlar. Biz buna shallow copy diyoruz. Burada bir kullanım var, burada bir kullanım var. İkisi de aynı şeyi kullanıyor. Ama bir de deep copy dediğim bir şey var. Ben diyorum ki, ya benim yaptığım işle ötekinin yaptığı şey aynı olamaz.
veriyorları kopyalıyoruz, tamamen kopyalıyoruz. Bunlar da deep copy diyoruz. Yani orta, nihayet günün sonunda şöyle bir şey oluyor. Bu sandalyeyi çokluyorum, elimde iki tane sandalye oluyor. Bunu sen tasarladıysan ve bunun bir şeye sonuna sebep olmayacağını biliyorsan o zaman bu yapıya gidebilirsin. Ama burada baktığınız yapı aslında heap'te duran order instance'ının orijinalini başka bir metoda geçirmesi. Bu da oldu. Tamam, bir tane daha ilerleyelim. Total cost'ta yukarıda discount diye bir metodu çağırıyor. O da hemen stack frame'in üzerine girdi. Bir tane daha ilerleyelim. Şimdi orada bir return statement'ı var. Yani bir şey hesaplıyor, döndürüyor. Bakın burada bu return edecek ya şimdi 0.1. Devam edelim. Bakın stack'ten çıktı. Niye? Çünkü o metot return etti. Bitti, stack'te duran hiçbir anlamı yok. Bir tane daha ilerleyelim. Burada da yine return edecek. Devam edelim. En sonunda arkadaşlar şurada bir şey daha var. Set edildi, onu belki görmüyorsunuz. Altta total cost diye bir şey var. Yukarıda hesaplanmıştı. O da değeri set edildi. Heap'te ve şunun son parametresi olarak set edildi. Yani özet olarak şöyle diyebilirsiniz. Uzun ömürlü olmayan, geçici olan şeyler stack'te tutulur. Metodun whole stack frame'leri stack'te tutulur. Metodun içinde bir değişken yaratırsam ve bu bir primitif ise stack'in içinde olur. Ama primitif değilse ve obje ise o zaman obje heap'te yaratılır ve referans olarak yine metodun stack'in içinde referansı durur. Çünkü referansın bir postu yoktur. Burada genelde adres vardır. Adresin boyutu bellidir. Yani 32 ise nasıl olacağı, 64 ise nasıl olacağı zaten bellidir. Devam edelim. Peki. Burada bazı şeyleri kullanıyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Güzel. Peki ne oluyor bunlara? Mesela elinde bir liste var, ona bir şeyler ekledin, çıkardın. Bazen onu kullanmayabiliyorsun. Kullanmıyorsun ama mesela C kullansaydın, ellesen destructor'ı çağırıyorsun değil mi? Destruct diyorsun ya da destructor tanımlıyorsun. Ne yapıyor sana? O objeyi memoriden çıkmasını sağlıyor. Diyorsun ki ben bunu kullanmıyorum, hadi bunu sil. Ama Java'da böyle bir şey yok. Java'da onu söylemiyorsun kendi. Zaten JVM'in hani ilk başta popüler olmasının sebebi buydu demiştik. Memory'deki objelerin referanslarını tutup bunların ne zaman yaşayacağını, canlı mı canlı değil mi gibi şeyleri bazı algoritmalarla karar verip memory'yi düzgün bir şekilde, yani temiz tutmak. Yani şey de olabilir. Mesela diyelim ki siz burada oturuyorsunuz değil mi bu şekilde? Ya da oturmuyorsunuz, ayakta duruyorsunuz diyelim. Aranızdan 5-10 kişi çıktı diyelim. Buranın daha düzgün gözükmesi için ne derim? Mesela siz şöyle birbirinize yanaşın, arkadan biri böyle gelsin. Yani olabildiğince boşlukları doldurmaya çalışırım. Biz buna compacting diyoruz. Mesela şimdi bir yapı göstereceğim size. Bu olaylardan sorun. Devam edelim. Garbage collector. Yani hiç duymayan var mı? Java garbage collector nedir diye hiç duymayan. Tamam, o zaman buna göre anlatayım. Devam edelim. Şimdi bu bir recycling operation. Bak recycling. Nerede? Geri dönüşüm diyorsunuz ya da bir şeyleri temizliyorsunuz, yeniliyorsunuz. Burada baktığınız zaman arkadaşlar Java uygulamanın içindeki kullanılan veriler var ya, onların recycling'ından sorumlu. Değişken tanımlıyorsun, bir şey yapıyorsun, kullanmıyorsun. Onların recycling'ından sorumlu. Neyi hallediyor? Bakın malloc, alloc, free, constructor, destructor. Sen C'de bunları yapıyorsun ya. Java'daki garbage collector'ı bunların otomatize olmasını sağlar. Devam edelim. Peki garbage collector yazmalarının sebebi ne? Ana motivasyon kaynağı ne? Dead objects. Yani değişkenleri kullanıyorsun güzel, ortamı kirletiyorsun. Onları birileri hangisinin kirli, hangisinin biri tarafından kullanacak. Hani o bardakta, pet bardakta içmeye devam edecek misin? Yoksa daha kullanmıyorsun, çöpe atacağım bunu. Bunu karar veren, kimseye sormadan karar vermeye çalışan bir mekanizma. Eğer bir şey unreachable'sa, kullanılmıyorsa ya da oraya erişilemiyorsa, ona göre bir referans yoksa o zaman şeyin alanına giriyorsun, garbage collector. Artık seninle farklı şey, senin hakkında farklı şeyler düşünmeye başlıyor. Devam edelim. Şimdi GC'den önce garbage collector'ı bilmeniz gereken birkaç tane şey var. Bakalım. Devam edelim. Bunu zaten anlatmıştık. Ekstradan replace etmeye gerek yok. Yani genelikle yazılan objeleri buraya koyar. Bak primitif demiyorum, objeleri buraya koyar. Devam edelim. Şimdi siz şimdiye kadar primitif veri yapıları, class'lar, stack frame'ler falan bahsettik de sen Java class'ı yazıyorsun. Ona nereye gidiyor? Mesela public class bir şeyler diyorsun. O kodun kendisi nerede? Permgen metaspace. Class definition, static members are stored in Permgen.
Yani class tanımlamaları ve statik değişken. Statik nedir? Birçok program execution'da sen dersin ki ilk önce bu class çağırıyor, sonra bu oluyor. Aralarında bir hiyerarşi var. Yani nasıl devam edeceğini biliyorsun. Ama iş statiğe geldiği zaman birçoğundan önce yani torpil bir değişken gibi düşünebilirsiniz. Hepsinden önce araya gidip kendini çalıştırmaya çalışıyoruz. Onlara statik tanımlamalar diyoruz. Devam edelim. Yani sen garbage collector dediğin zaman metaspace ve permgen'in ne işe yaradığını bitimleri bilebiliyor olman lazım. Burada senin class definition'ları tutuluyor. Yani orayı bil. Burası olmasaydı eğer senin hangi class'lar var, senin hangi Java class'ını neye çevireceğim falan burada bir bilgin olmazdı. Out of memory error'ı ne zaman alırız? Heap'te yer kalmadığı zaman, çünkü sen heap'te sanki hep sonsuz yer varmış gibi düşünürsün ama bir zaman sonra bir bakarsın out of memory error. Tabii garbage collector'ın görevi orayı hep temiz tutmak ama sen gerçekten oraya çok fazla veri koydun. Mesela elinde bir liste var. Listenin içine devamlı products diye bir liste var. Bunun içine devamlı sen şeyi koyuyorsun. Product'ı cache'lemek için product'ın detay sayfasında HTML'ini gömüyorsun. Hepsi de birer megabyte diyelim. Birer megabyte'dan işte bayağı koyuyorsun. Heap'in de diyelim 500 megabyte ve doluyor. Bu normal bir şey. O zaman Hüseyin nasıl ürüne geçeceğiz? Onu garbage collector da kurtaramaz. Sen ürününü ona göre tasarlıyor olman lazım. Yani diyeceksin ki benim alacağım yük belli, ne yapacağım, nasıl bir şeyler davranacağım belli. Karakteristiğini tasarladıktan sonra ona göre bir heap vermen lazım. Ki bu tarz şeylere gelmemekte. Ya da sen iyi tasarlarsın ama bir kullanıcı öyle bir şey yapar ki senin heap'i yine patlatabilir. Bunları da engelliyor olman lazım. En sonunda da arkadaşlar, garbage collector arka tarafta çalışıyor evet. Ama sen bunu elle de tetikleyebilirsin. System.gc. Buna bir itirazı olan var mı? Ben system.gc diyorum. Garbage collector'ı çok iyi güvenmiyorum. System.gc'yi kendini çağırıyorum. Çok da güzel çalışıyor diyen olabilir mi? Neden? Tamam ama başka bir şey daha var. Sonunda var. There is no guarantee. Sen system GC dersin ama günün sonunda sana ya onu çalıştıracağın garantisini vermez çünkü JVM'in kendi içinde bir yapısı var. Sana bir commitment vermiş. Benim garbage collector konusunda çok iyi biliyor. Ama sen araya gidip diyorsun ki ben daha iyi biliyorum. System GC. O zaman hemen çalıştıracağım diye bir şey demiyor. Çünkü o zaman kendi reputasyonu bozulmuş oluyor. Kendi saygınlığı azalmış oluyor. Devam edelim. System GC'yi kullanma ya. Onu demeye çalışayım. Daha önce de yüz kezleri belki vardır ama ben hiç kullanmadım yani sistemimizi. Garbage collection steps. Şimdi garbage collection dediğiniz zaman arkadaşlar bununla ilgili yazılmış bazı algoritmalar, bazı JVM'in içine, JDK ile birlikte gelen ön tanımlı garbage collector yapıları var. Ama temelde baktığınız zaman 3 tane bölümü var. 1. Mark. Şimdi arkadaşlar JVM içinde data var. Hep data ne diyorsak hep veri. Veri olmadan uygulamanın bir anlamı yok. Veri arkadaşlar JVM'de tutulduğunda bunu şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Birinin diğerine referansı var, ötekinin başka bir şeye referansı var. Onun altta diğer elemanlar referansı var. Biz bu veri yapımına ne diyoruz mesela? Nedir bu? Birbirlerine bağımlı olan nodlar. Bu hangi veri yapısı? Ne? Bağlı list ya da graph değil mi? Temel olarak graph diyebiliriz buna. Şimdi mark dediğimiz şöyle aslında arkadaşlar. Bu garbage collector çalışırken bunun bazı tetikleyicileri var. Yani memory biraz yükselebilir, dead objeler artabilir neyse. Bunu anlayabilmek için mark işlemi şöyle işliyor. Ağacın root'undan başlıyor node'dan. Sonra o node'ları tek tek gezmeye başlıyor. Tamam. Başta bunların hepsinin bir olduğunu düşünebilirsiniz. Daha sonra da eğer kendine referans olmayan bir obje varsa, yani bir eleman düşünün, ona artık kimsenin ihtiyacı yok. Integer'a eşittir bilmem ne diye yarattın ama aşağıda bir for döngüsü içinde kullanıldı. Daha sonra da hiçbir yerde kullanılmıyor. O zaman bu mark işlemi ağacı dolaşırken nodlarını, bunları gördüğü bu şekilde kendine referans olmayan elemanlar ya da weak referansı olan, yani onun bir internal var, yani onun detayına girmeyeceğim ama eğer kullanılmaya uygun görmediği şeyleri hesaplarsa onu sıfır olarak yani seninle görüşeceğim bir sonraki iterasyonu diye onu işaretliyor. Daha sonra da sweep, delete unreachable object. Hani ilk önce işaretliyor, daha sonra da bunları temizliyor. Daha sonra da
Compact dediği şeyle temizlik yapıyor. Hani az önce demiştim, aranızda birkaç kişi çıkmıştı. Sonra sıklaştırıyorum tekrardan. Yani arada aldığı memorilerin tamamen uçurduğu elemanları çıkarttıktan sonra baktığınızda boşluklar var memoride. Onları compact yapıyor, yani birleştiriyor. Bu disk compaction işlemini Windows'ta illaki yapmışsınızdır. Onunla aynı yapıyor benziyor. Memoride bu compaction yapmasının sebebi, compaction yaptığı için birkaç tane aralık var aralarında. Elinde mesela 5 MB'lık bir veri var ama 1 MB'lık boşluklar var. O 5 MB'ı ben hiçbirine sığdıramam. Elimde 10 MB boşluk olmasına rağmen toplamda. Niye? Çünkü sıralı bir boşluk yok diyelim. Yani memori öyle çalışmıyor da tam olarak. Yani compact yapmasının sebebi şey olması. Ardarda düzünle düzenli bir boşluk oluyor olması lazım. Compact işlemini yapar. Ve fragment contiguous allocation. Yani sıralı bir şekilde allocate edebilmek için bunu yapıyor olmamız lazım compact'te. Tabi bunu biz yapmıyoruz. JVM'in kullandığı o garbage collector ne yapıyorsa işte C kodunu açıp bakabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi bunu heap diye düşünün. Artık stack'le muhatap olmuyor. Çünkü stack'in mantığını anladık. Ama heap'te herhangi bir obje olduğu zaman buna ne olduğunu cevabını şöyle anlayabiliriz. Bir tane daha devam edelim. Şimdi heap'e baktığınızda arkadaşlar temelde iki tane bölümü var. Bir tanesi young generation, bir tanesi old generation ama bu değişecek. Bundan bahsedeceğim. Devam edelim. Young generation'da arkadaşlar 3 tane bölüm var. Bunlardan bir tanesi Eden Space. Devam edelim. Diğeri Survivor from S0. Diğeri de Survivor from Survivor 2 S3. Şimdi bu arkadaşlar eğer elinizde bir obje var ve bunun uzun bir süre orada kalacağını biliyorsunuz. Mesela bu ne olabilir? Uygulamanız ayağa kalkarken city, country bunları doldurup bir binin içinde global bir değişken ya da onu tutup uygulama boyunca yaşayacağını düşündüğünüz bir eleman. Bu ilk başta şey gibi düşünmeyebilir. Bunun referansı her zaman olacak mı olacak mı diye düşünmeyebilir ama garbage collector birkaç iterasyondan sonra eğer bunu silemediğini anladığı zaman diyecek ha demek ki bu eleman ciddi biri. Ben bunu alayım old generation'a atayım diyecek. Yani göreceksiniz ki en uzun süre yaşayanlar old generation'da takılıyor olacak bir süre sonra. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir kalp atımı gibi düşünebilirsiniz. Garbage collector'ın çalışma mantığını bir kalp atımı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burası temiz mi? Temiz. Ha, o zaman ben gidiyorum, geri gelmiyorum. Bir daha garbage collector böyle çalışmıyor. Temizdi, tamam. Gidiyor, tekrar geliyor. Bakıyor, ha biraz kirlenmiş. Takılıyor, bakıyor ki temizlediklerini temizliyor. Sonra yüzü tanıdık olanları alıyor. S0'a koyuyor. Daha sonra da gidiyor tekrardan. Sonra tekrardan geliyor. Muhatap olduğu yer Eden Space bu arada. Biz buna Minor GC diyoruz. Minor GC ile sisteme çok fazla etki etmeyen ve kalp atımı gibi devam eden GC'ler. Ve Eden Space'i devamlı kontrol ediyor. Burası Eden Space. Ondan sonra Survive edenleri S0'a atıyor. Sonra belli bir süre sonra orada Survive edenleri tekrardan S1'e atıyor. Sonra S0'a yani yaşamaya devam etme isteği olanları S0'dan S1'e böyle böyle taşınları görürsünüz. Onun da bir amacı var. Ve belli bir threshold'dan sonra mesela herhangi bir obje şu alttaki kutucuklarda 15 defa 15 iterasyon yaşayabilirse diyor ki tamam kardeşim sen Eden Space'e gidiyorsun. Artık sana burada bakmayacağım. Sen artık oraya git, senin yerine başkaları gelecek. Devam edelim. Şimdi bir şeyini gösterelim. Eden Space'de objeler var. Garbage Collection Simulation. Burada da S0'da S1'de. Devam edelim. Şimdi object update'ler yapıldı. Baktığında şu 3'ü galiba orada kalacak. Devam edelim. Şimdi şeye aday olanlar bakıyor şimdi bu objeler ne işe yarıyor. Şimdi şunların referansı yok artık. Eskidiler. Bakıyoruz ve S0'da 6 tane obje var. Devam edelim. Şimdi onları uçurdu değil mi? Referans olmayanlar uçurdu, gittiler. Ama S0'da yaşayan 6 tane eleman var. Devam edelim. Şimdi bu 6 tane elemanın da bir sonraki dizide şu 2 tanesi uçtu gitti. Devam edelim tekrardan. Bakın bunlardan bir kısmı bu tarafa geldi. Bak şu 2 gördükler. Orada 1 olanlar 4 tane kalmış. Onlar buraya geldi. Buraya da onun haricinde kaç tane? 6 tane de 1 geldi yukarıdan. Yani
Şimdi bunlar böyle böyle oynarken bir yandan da Eden'da gelenler ya buraya gidiyor ya buraya gidiyor. Mesela birinci iterasyonda buraya gitmişti, bir sonraki iterasyonda buraya gitti. Bunun sebebi ne biliyorsunuz arkadaşlar? Kendine geçici bir alan yaratmak. Çünkü eğer buradan buraya geçmeseydi şu işlemi yapamazdı. Şimdi bir sonraki adama gidelim, orada kereyi de uçuracak, üstü kereyi de uçuracak. Yani kendine bir çalışma alanı hazırlıyor. Bir de günlük hayatta da öyle yaparız değil mi? Yani şurası temiz olsun, bir şeyler yaparsın. Biraz bozulur, o burada dursun dersin. Sonra orada yaptığın bir kısım şeyi bu tarafa alırsın, daha temiz çalışırsın. Sonra orası temizlediğinde belki bu tarafa geçersin. Devam edelim. Burada baktığınız zaman Object Allocation, Young Generation, Promotion ne demek? Terfi aldık değil mi? Terfi aldıktan sonra Old Generation'a gider. Devam edelim. Peki Old Generation'a ne zaman gider, ne zaman promote eder? Arkadaşlar JVM'de bir parametre var. Max Tenuring Threshold. Tenuring demek görev süresi demek. Görev süresini 15 verirsen eğer, S0 ile S1 arasında 15 defa S0 ile S1'e gitti 1. 1'den 0'a geldi 2, 0'dan 1'e gitti 3. Bunu 15 defa yapabilen objeler promote edilip old generation'a gider. Yani senin old generation'a giden torpilli midir? Tam olarak diyemeyiz. Ama olur da minor GC'lerde, idle space'de yapılıyordu ya, major GC çalışırsa o zaman old generation'da kapsıyor. Major GC niye yapılır? Bilen var mı içinizde? Neden major GC olur? Başvuru deyince bir, hemen şüphelenmemiz gerekiyor. Demek ki ciddi bir şey var orada. Mesela memoryumuz tükenmeye başladı neredeyse. Heap dolmaya başladı neredeyse. Onun şeyini hesaplayabiliyor mekanizmasını. O zaman diyor ki bak ben Eden Space'de iş yaparak yapamayacağım. O zaman ben gideyim Old Generation'a da bakayım. Orada belki bir şeyler hani bir unreachable'dır. Major GC'de biraz daha masraflı olduğu için bu sefer de buraya dokunur ve buradan da yüklü bir şekilde veriyi silebilir. Yaptığı şey yok. Devam edelim. Performans kriterlerine baktığımız zaman latency ve throughput. Yani garbage collector'ı çalıştırırken stop the work diye bir şey yapar. Yani uygulama çalışırken durdurmaya çalışır. Ve bunun bize iki tane pozitif gelir. Latency ve throughput. Latency ne demek? Bir istek atıyorsun, onun sana ne zaman tepki veriyor? Yani arkada bitip bitmemesi önemli değil bu arada. Bir şeyi gönderdim, tamam ben onu işliyorum diye bile dönse benim için bu iyi latency. Ama throughput dediğimiz zaman bu da saniyede yapabildiği birim iş sayısı. Değil mi? Bu iki parametreye göre arkadaşlar Garbage Collector'dan bazı versiyonları çıkartılmış. Devam edelim. Şimdi Garbage Collector tiplerine baktığımız zaman Serial, Concurrent, Parallel. Serial dediğimiz runs in a single thread, idle for simple application. Gerçekten arkadaşlar bir tane thread var. Stop the work dediğiniz zaman o işlem bitecek. Garbage Collector işlemi bitecek. Ondan sonra uygulama çalışmaya devam edecek. Yani ciddi bir uygulama pause var. Tabii bu 1 saniye 10 saniye değil. Milisaniyelerden bahsediyoruz. 10 milisaniye, 1 milisaniye bu tarz şeylerden bahsediyoruz. Concurrent dediğimiz ise instead of GCF application runs, it stops the work during mark. Yani aslında garbage collector kısmını yapıyor, paralelde yapıyor, uygulama çalışmaya devam ediyor. Stop the work dediğinde uygulama çalışırken garbage collector yapıyor. Ne zaman durduruyor? Mark işleminde. Mark'ta niye durdurur arkadaşlar? Çünkü uygulama çalışırken o graf vardı ya, grafı modifiye ediyorsun sen. Sen garbage collector'ı çalıştırırken olayı durdurman lazım ki son state'ini alıp hangisi erişilebilir, hangisi erişilebilir değil diye onları uçurman lazım. Eğer uygulama çalışırken aynı zamanda o grafı manipüle etmeye çalışırsan ne olacak arkadaşlar? Data race olur değil mi? Hani orada dersin ki uygulamanın referansı yok, siliyorum dersin ama halbuki biri onu tam yazacaktı. O yüzden data race, yani yanlış bir şey uçurmuş oluyorsun. Paralel dediğimiz şey de mark and sweep, işte paralel olduğu yapılar. Yani paralel değil de sanki stop the work'ta hiçbir şey durmuyor düşünmeyin. Uygulama gerçekten stop the work'ta pause oluyor. Bunların hepsinde pause oluyor. Devam edelim. Concurrent GC'de aynı zamanda CMS dediğimiz concurrent mark and sweep diye düşünebilirsin. Low latency collector'larda böyle oluyor. Çünkü sen bir işlem yaparken uygulamanın çalışmasını çok fazla durdurmaman lazım. Dolayısıyla low latency'de uygulaman biraz daha hızlı cevap veriyor sana. Daha fazla memoriye ihtiyacın var. Çünkü paralelde bir şey yapıyorsun, bir de uygulama çalışıyor. Ayrı ayrı yerlere memori veriyor. Ama ilk serial'da neydi? Uygulama çalışırken memori harcıyor. Uygulamayı durduruyorsun, o memoriyi garbage collector'a veriyorsun. Fazla memori ihtiyaç yok. Bunda var ama. More CPU for better multi-threading. Multithread dediğiniz zaman arkadaşlar direkt olarak core'la bir ilişkisi var. Yani bir thread, bir CPU demek istemiyorum ama CPU'ya bakmamız lazım burada.
short pause. Çünkü bazı şeyleri en azından kontrol yapabildiği için pause time düşüyor. Devam edelim. Parallelcisi de less memory diyoruz. Less CPU can be long pause since main target is high throughput. Burada böyle bir mekanizm var. Devam edelim, tiplerine gelmek istiyorum. Bir de G1GC var. G1GC JDK 6'da experimental gelmişti. JDK 7'den beri de var. JDK 9'da da default oldu. Yani JDK 7'de sen parametre vererek G1'ı kullanabiliyordun. Ama JDK 9'da sen istesen de istemesen de G1 var orada. Ama değiştirebilirsin. Başkasını kullanabilirsin. Bu arkadaşlar bunun amacı latency'ye çok rastlı bir dengeyi bulmak. Çünkü ikisi de önemli kriter. Dengeyi tutturuyor. Devam edelim. Burada baktığınızda bir hani özet olarak söylüyorum. Serial'da uygulama çalışıyor. GC başlıyor. Hiçbir şey yapamazsın. GC bitiyor. Uygulama çalışmaya devam ediyor. Paralele bakıyorsun. GC paralelde olabiliyor. Ama yine stop the work var. Yani hiçbir şey olduğu gibi düşünmeyin. 3 tane GC thread'i olabilir. Bu işte şey yapıyor, copy yapıyor. Bunlardan mark ve sweep yapabiliyor. Ama uygulaman hala duruyor. Concurrent'e bakıyorsunuz arkadaşlar. Uygulama çalışıyor. Mark'ta stop the work kesinlikle oluyor. Duruyor uygulama. Ama ikinci phase uygulamayla sweep ve compact aynı anda çalışabiliyor. Buna da concurrent diyoruz. G1'da arkadaşlar idle space bilmem ne diyorduk ya. G1'ın yapısı da bu arkadaşlar. Memory'yi bölümlendiriyor ve onun çalışma ömrü biraz daha fazla. G1 için isterseniz siz detaylara bakabilirsiniz. Çünkü o ayrı böyle bir garbage collector ile ilgili bir session gerekiyor anlamak için. Devam edelim. Buradaki bazı performans kriterleri düşünürseniz eğer bazı parametreleri size söyleyeceğim. XMS minimum heat value, maximum heat value XMS uygulama. JVM heat kullanıyor. Heat'in en düşük ve en yüksek durumu ne olabilir? Böyle giriyorsunuz. Neil Ratio dedi arkadaşlar. Tenure compared to young people. Hani tenure demiştik de şey. Old generation, young generation oranı nedir diye bir oran veriyorsunuz burada. Neil size dediği Eden'ın size'ı. Max size for Eden space. Bu da Eden space'in max size'ı. Ya online siz konfigür edilebilirsiniz. JDK'da default ayarlara gelen de işinize yarıyor. Ama siz memnun kalmazsanız eğer ve bu konuda kendinizi güçlü hissediyorsanız bence yapın. Tam sayısını bilmemekle beraber yani 150'den fazla belki de 200 böyle şeyler var, değişkenler var. Siz konfigür edebilirsiniz. Bu da metadata'nın sayısı ne kadar olacak? Sen class için ayrı bir memory var ya onu sen ayarlayabiliyorsun ne kadar olsun diye. Bir de onun max frame size aynı şekilde. Devam edelim. Eğer garbage collector çalışmasında dolgları almak istiyorsan şu parametrelere bakabilirsin. Bunu yaptıktan sonra ve şey aldığında uygulamanın GC çalıştığı zaman sen JVM'in Java uygulamasının output'unda normal senin dolgların haricinde bazen böyle tuhaf dolgular da görmeye başlayacaksın. Onların içinde şunu görürsün. Time'ı, uptime'ı, level'ı, tag'ini bir de bazı parametreleri görürsün. Yani şu anda mesela memory şu kadardı ama onu ben bir şeyler yaptım, şu kadara düşürdüm gibi notlar görüyorsun. Devam edelim. Bu kadar aslında. Tekrardan sonra teşekkür ediyorum. Soru varsa galiba sonra almam gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Böyle soru sorulmamış. Evet. Biz size çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Şöyle farklı şimdiyemiz var. Fotoğrafımızı çekseler. Tamam. Olur. Çok teşekkür ederiz. Evet. İyi ki geldiniz. Ya hiç soru sorulmadı. Yani şunu anlıyorum. Ya herkes çok anladı ya da hiç kimse bir şey anlamadı çekiniyor. Umarım beni seçebilir.